Ana yemeği valla tadı tuzu hiç yok denilecek kadar tuzsuz. Yani hiç tuz alamadım, tat Etin mi, alamadım. pürenin mi? Etin hiç tuzu yok. Püre sıcak, yani çok soğuk değil, sıcak ama kaşar koydunuz mu buna? Evet. Ama hiç kaşarın yani hiç olur yanı yok. Yani hiç kaşar göremiyorum ben. Öyle yani çok koyduk kaşarın önünde. Siz Tadını alamıyorsunuz alamadım herhalde. ben. Evet, tadını alamadım yani. De. Pilav da çok yağlı değil ama kuru olmuş. Yani pardon. Tane tane mi, kuru mu? Hayır, kuru olmuş. Bakın. Yani suyu mu az olmuş, yağsız mı olmuş? Dibini almış zannedersem. Yani dibini aldırmışsınız herhalde. Bakın hep burası olduğu gibi şey, dip. Kuruluk mu var pilavın? Evet, yani şey çekmiş altına biraz. Yanmaya gidecekmiş ama yanmamış. Cacığı çok fazla uyumlu görmedim. Nane var mı cacığın içerisinde? Var. Çok az herhalde. Çok fazla belli olmuyor nanesi. Cacığı niye uyumlu görmediniz? Ya salata olsaydı daha güzel olurdu Yemek çünkü sebzeli. daha güzel olurdu. Sarımsak olduğu için hani davet sofrasına da uygun değil ya Ama sarımsak demiştiniz sarımsağı ya. çok az koyduk. Çünkü neden? Cacığın biliyorsunuz Ama ana bir salata maddelerinden yaparsanız daha da güzel biri. olurdu. Ama Daha yemek güzel olurdu. kendisi Hani bu daha sebzeli. çok kuru fasulye pilav tarzı olmuş. O bakımdan söyleyeyim Ama bu dedim. yemeğin yanına cacık gidiyor. Çünkü kendisi sebzeli bu yemek. Ayrıca yanına da salata olmaz. Kuru fasulye pilavın yanına çok güzel olur. Katılıyorum size. Çok beğenemedim ben ana yemeği de. Evet. Nurcan abla cevabın ne? Yemeklerde hiç tat tuz yok diyor. Bence Şeyma Hanım'ın Tuzu tadı tuzu yok. yok yok hayır gayet ben tuzlu yemekleri hatta çok severim. Yemeklerinizin tadı Ama tuzu ilk defa yok. duyuyorum ben bunu. Tuz Neyi? Tuzlu yemekleri severim. Ben severim. Yani tuzlu yemeği severim ben. Cuma günü mü aklına geldi Şeyma ablanın tuz? Dün zaten tuzsuz değildi. Dün aklına gelmedi. Dün güzeldi. Şimdi bugün de tuzsuz Onu falan. demek istemiyorum. Tuz Tuzu ilk mevzu, defa tuz konuşuyoruz. mevzusu artık lütfen yani. Kapanamaz Tamam. ki tuz mevzusu. Hiç Şöyle bir olmaz. Hayır, şöyle bir şey atarsınız, atmazsınız o değil. Yani pişmiş mi, pişmemiş mi, uyumuna Hayır, sağlam etiniz pişmiş. mı? Mesela Bakın bunun etiniz altındaki pişmiş. püre böyle mi Ama olması tadı lazım, yok. sıvı mı olması lazım? Bakın Yani etiniz pişmiş tuzu ama konuşmayalım mı? tuzu da konuşalım da bir haftadır tuzu konuşuyoruz. Onu Konuşmak artık lazım. yani Ama zaten koyun tuzsuz konuşmayalım. yemek olmaz. Evet, Hani tuz yani. ana yemektir yani. Tuz olmazsa yemek Tamam, olmaz tuzdan ki. başka yani ne görüyorsunuz? Ben lezzetli bulmadım. Pilavın dibi Pilavda sarmış dedi. evet dibi Yani sarmış. belki şimdi ısıtırken de tutmuş olabilir. Bayağı açtım altını çabuk acele Bayağı edeyim diye bayağı size. bir sarmış ama dibi. Diğer arkadaşlarda da aynısı varsa bilemiyorum. Ama size orası denk geldiyse belki öyle olmuş olabilir. Diyorum ya cacık da kuru fasulye pilavın yanına inanılmaz Restoran giderdi. usulü diyor. Yani şey lokanta. Usulü oldu. Bunun adı lokanta usulüdür çünkü çentilir, Hayır, doğranır. yanında uygun bulmam. Salata istiyor Şeyma Hanım. Sonuçta restoran yemekleri de yapıyoruz evimizde. Davetteyiz ya, restoranttayız ya şu anda. Hani şimdi bugün özel bir gün olduğu için Evet. çok pratiğe kaçmışsınız. Her zaman olduğu ben gibi. Restoranda ben cacık görmedim açıkçası. Her Nasıl zaman yani? olduğu gibi. Hani böyle bir şey restoranda ya da böyle düğün davet yemeğinde oturup Haydari cacık, cacık görmediniz mi? Yani kuru fasulye pilavcılarda daha çok Haydari var. Haydari ile cacık aynı şey mi? Hayır, mesela hani Haydari'yi görmediniz mi, cacığı görmediniz Haydari mi? Gördüm tabii ki de cacığı konuşuyorum ben. Ya cacık ya da cacık Haydari. Görmedim. Restoran... Böyle alıp böyle hiçbir davet sofrasında üstünüze dökme ihtimali olan bir cacığı böyle alıp ağzınıza götürmezsiniz. Hani bu kadar garantici olarak onun da seçmeniz de apayrı bir şey. Çünkü yemeğim sebzeli olacağı için ayrıca sebze yanına salata doğramak istemedim. Yani daha çok vakit kalsın istemişsiniz. Peki ana yemek uyumlu mu Şeyma abla sana göre? Yani cacık olmamış. Hayır, ana yemek uyumlu mu ana tabak? Yemek tabak evet zengin gözüksün diye zaten pilavı yapmış. Uyumlu pilav olmazsa fakat nasıl fakir mi görünecek? Sizde yani var mıydı patates pürüsü evet, ben, pilav? Evet vardı. Patates pürüsü değildi. Patates köftesi vardı. Patatesle pilav aynı anda evet, vardı. Etin yanına gidiyor patates. Patates pürüsünü programa uygun buluyor musunuz? Ya şimdi şöyle bekleme süresi olduğu için çok uygun gözükmüyor ama. Neden sıcak ama şu anda? Ama sıcak gelmiş yani bu sıcak gelmiş evet. gerçekten de sıcak gelmiş. Hani ama tadını lezzetini bulamadım ben. Peki. Afiyet Elinize olsun. Sağlık. Nesrin abla senden devam edelim. Kadir Bey benimkiler çok yalnızdı ama bunlar da folklor ekibi gibi olmuş. Şöyle diyeyim ben, cacı uygun bulmadım arkadaşımızın dediği gibi. Biraz da yağını fazla koymuşsunuz veya bana rast gelmiş onu bilemiyorum. Yağını koymanıza Elini... da şaşırdım ben. Evet. Pilavınızı ben Niye de kuru buldum. Hani hep önümüze getiriyor ya siz koyun siz Hı-hı. ayarlayın. Evet. Ben risk almayayım. İlk defa bir risk almış kadın işte daha ne istiyorsun? Bize de yaranılmıyor. Yemeği nasıl buldunuz Nesrin Hanım? Cacıktan başladık çünkü. Evet. Öncelikle onu söyleyeyim de. Püreniz sıcak, evet güzel. Püreyi beğendim ben. Etinizde biraz sertlik gördüm. Pilavınızda da kuruluk gördüm yani.
Bir de tuz kuruluk yok. Kuruluk nedir onu ben anlamaya biraz çalışıyorum. Biraz daha böyle tereyağı. Sen anlıyor musun? Çünkü cevap ver. Anlamadın niye hiç sormuyorsun bacım? Dediniz ya Kadir nedir Bey, diyor. Yani pilav falan yağlı olması gereken bir yoğun. Yerken birazcık böyle o yağın gelmesi lazım. Sapsarı yağın olduğu belli yani. Olmuyor bilmiyorum. Mu? Bana gelmedi. Ya da bana kuru tarafı geldi bilmiyorum. Yani bana gelmedi. Buyurun. Buradan temiz tarafından peki, bakalım. Peki patates püresinin üstüne kül bastığı uygun buluyor musunuz? Hayır bulmuyorum. Neye uygun olursunuz? Kül bastığının servisi nasıl olur? Evet. Kül bastığının servisi nasıl olur? İlk başta hafiften soslarız etlerimizi, marine ederiz. Yok pişirmesi değil yani tabak sunumu. Tabak sunumunda yani şu tarafa koyabilirdi üstüne değil de. Ama nişasta uygun bulmadım yani bir de. Görüntü olaraktan da çok... Misafirliğe gittiğinde bu tabak senin iştahını açar mı? Açmaz. Yani şunlar mesela şöyle olabilirdi. Şöyle. Evet şöyle olabilirdi. Yani böyle... Şunu da şöyle yine ufak böyle bırakabilirdi yani çok yoğun. Bu daha çok ete patates, göre yatağı. Patates püresiyle pilav yiyoruz biz şu anda. Hani nişasta grubu yiyoruz yani şu anda. Yani bakar mısınız yani etin boyutuna bakın. Patates püresinin boyutuna bakın yani. Hani bir de böyle yayık değil de böyle daha hani böyle bir sürme eti üstüne. Sürme gibi. Ben de sevmiyorum da yemek programı olduğu için açıklamak zorundayım. Yani eti üstüne yayacağımız için. Benim de küçüktü evet ben kabul ediyorum yani. Evet. Peki afisiz cacığı uygun buluyor musunuz? Hayır bulmuyorum. Sen dün demedin mi Nurdan'a burada kuru fasulye yanında cacık olsaydı? Demek ki Nurdan'a demedim. Şeyma Hanım'a dedim. O günkü davet sofrası değil miydi? Gününüzde dedim bunlarla uğraşacağınızda işte öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu dediğine göre ben de o anda ağzımdan çıkmış olan bir kelime yani benim. Ama iki kere sordum davet sofrasına dedim kuru cacık fasulye pilav mı? Evet dedi onlar uğraşana kadar dedim kuru fasulye pilav cacık olsaydı demedin mi? Benim. Ama cacık geldi. Ama onlara uyuyor. Buna uymamış Kadir Bey. Kuru fasulye pilavı. Davet sofrasına mı uymuyor, bu yemeklere mi uymuyor? Bu yemeğe uymuyor. Davet cacık. Sofrasına uyuyor mu? Davet sofrasına da uymaz cacık. Ama bana önerdiniz ya. İşte size önerdim, siz beni algılamıyorsunuz galiba yani bilmiyorum. Neden algılamıyorum? Ben, bilmiyorum ben 50 tane kelime söylüyorum. Bir şey söylemiyorsunuz yani onu da şaşırıyorum size. Nasıl yani? Dün Şeyma'nınla dalga mı geçtin? Hayır dalga geçmedim estağfurullah öyle bir şey peki, asla. Peki niye o zaman davet sofrasına hayır, uymayan bir şey davet sofrasında beklediniz Şeyma'nın? Mantığı olmamıştı. Üstüne çorba. Çorbanın... Mantık konumuz değil. Dün Şeyma Hanım'a niye o zaman ben örnek dedim, veriyorsunuz? İşte onları seçeceğinizi bunu seçseydiniz o zaman davetinize. Bu olmamış, şu olmamış deyince yani. O orada zaman... belki de ben kelimelerimde eksiklik telaffuz edemedim ben. Ama biraz yani daha dikkat ederse, biraz daha dikkat edersek evet. Kelimelerimize anlaşılır bir ama şekilde yeri olursa daha iyi olacak. Ama yeri gelirse da gider ama tabii ki öyle koskoca davetler değil. Sevdiğin arkadaşlarını çağırırsan olur yani. Burada ama biraz bizi daha... seven arkadaşlar bakıyor. Şu an göremiyor. Yok. Nerede çıkışta boğup atacaklar. Peki tamam. Songül Hanım. Öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Pilavı ben beğendim Kadir Bey. Şöyle yani şunu gerçekten söylemek istiyorum. Ben... Uyumsuz gerçekten sizden hiç beklemiyordum. Yani gerçekten sizin yorumlarınızı uyum olarak çok güzel buluyordum. Nesi uyumsuz? Ne yani pilavla patatesi ben aynı tabakta... Ya keşke pilav yapmasaydınız ya da patatesi yapmasaydınız ki ben olsam patatesi de riske almazdım. Çünkü kaşarını, onun kıvamı hani sıcak ama... Kaşar erimemiş Kadir Bey. Seçmek yalnız yanlış bakar olmuş. Mısınız patates püresi kaç çeşit patates püresi vardır? Bu yemekle hı. Özel bu yemeğe ait patates püresidir. Farkındaysanız mikserde blenderda evet. Tutulan püre değil bu. Evet biraz neden tok olması şey lazım? Tok ki çünkü evet yani püre gibi olmuş. Daha çok bir patates. Devam edebilir miyim? Etin pişmesi gayet güzel olmuş. Kuzu etidir ve hani bu biraz ağır kuzu pişer. Eti. Yani pişmesini ben beğendim ama dediğim gibi davet menüsüne ya ben çok sevmiyorum. Koku geliyor ya bana. Bunun kokusunu almaya çalıştınız mı? Hani İlk önce mühürledik bunu. Ondan sonra da fırınımıza attık. Yalnız davet sofrasına et de mi yakışmıyor? Ben onu et anlamadım. Et değil, hayır. Yok kuzu olduğu için. Kuzu ya Kadir Bey, beni bilmiyorsun. Ama kuzu ne kokar, ne bir şey, mis gibi. Onun tadı beni rahatsız ediyor. En değerli etin. Şöyle söyleyeyim. Kuzu biraz hani koyun kokar ya. Sevmeyenlere biraz. Bak kimse kuzunun kokusunu fark etmiyor. Ben aldım. Songül sevmediği için. Ben gerçekten kokuyu yani direkt alıyorum zaten. Ben de zaten et sevmediğim için. Daha yorum yapmadım ama. Cacığınızın tadını beğendim. Çok güzel bitmedi mi yorumunuz? Bitmemişti ki. Ha, ben pardon, şeyin ben bunun pişirimini konuşuyorduk. Yok ben söz hakkı verdim. Dediniz ama yorumunuzu. Yok şey porsiyonunuz küçük dedi sonradan Nurdan Hanım. Evet dedim ben de bu porsiyon da küçük. Patates püresine göre küçük. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.